Ve risk yönetimiyle karşınızdayız. Risk yönetiminde de bugün biraz seçim öncesindeki o risklere bakacağız. Bunlar nasıl yönetilebilir onları konuşacağız. Değerli bir isimle Arfikap kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi ile beraber. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk Reyhan. Şimdi seçim diyoruz, uzun bir süredir seçim diyoruz ve artık bir belirsizlik pazar günü itibariyle, aslında pazartesi günü itibariyle ortadan kalkacak gibi duruyor. Şimdi seçim öncesinde TL varlıklara şöyle bir son kez baktığımız zaman nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Risk iştahı acaba mevcut ortamda nasıl duruyor ve tabii ki şu anki fiyatlamalar geleceğe dair nasıl bir sinyal veriyor? Yani şu anki risk iştahı tabii zayıf görünüyor. Hem seçimin oluşturduğu bir riskli bir ortam var. Seçim belirsizliği artı bu aralar gelen makro tarafla ilgili negatif haberler de biraz da burada etken oluyor. Sizin de az önceki yayında yer verdiğiniz gibi işte swap dahil net rezervler bile eksiye gelmiş durumda. Son 20 yıl sonra ilk defa böyle bir şey gördük. Evet. Bu haberlerin sürekli geliyor olması tabii TL varlıklara bir baskı yaratıyor. Yani seçim belirsizliği kalksa bile muhtemelen bu bulunduğumuz makroekonomik ortam ve şu anki politika setiyle bu risk iştahının zayıf olması durumu herhalde devam edecek diye En düşünüyorum. azından biraz daha hani politikaların nasıl şekilleneceğine dair daha somut sinyaller alana kadar. Kesinlikle. Ya da piyasa biraz daha ortodoks dediğimiz yani geleneksel yöntemi bekleyecek. Muhtemelen bu unorthodox dediğimiz yani Evet. alışılagelmişin dışındaki politikalar bizi bir noktaya kadar getirdi. Yani hatta çoğu insan bunları sürdürülemez olduğunu düşünüyordu ama bir miktar sürdürülebildi. Bu bir takım şeylerin pahasına sürdürüldü diyelim. Orada biraz artık çok sonlara doğru geliyor gibiyiz sanki. Yani ben mevcut hükümetle devam etse sanki bu politikaları bir noktada artık son verecek diye düşünüyorum. Evet. Yani iş artık Bekleyip son göreceğiz bekleyip artık göreceğiz. onu. Peki şöyle bir hani TL varlıklara baktığımız zaman senin mesela son dönemde dikkatini çekenler var mı? Hangi konular var? Onu sorayım. Elbette. Bir Eurobond tarafından başlayabiliriz. Bu da dinlendirilen konulardan biri. CDS mesela seçim öncesi 480 bas puanlara Evet, inmişti. şu anda ekrana 673 Şu an olarak 700'e yakın yansıyor. Evet. seviyelerdeyiz. O bir anda çok hızlı işte 200 bas puandan fazla yukarı bir hareket yaşandı. Sebebi de malum tabii ki yine ortodoks politikaların olmayacağına dair durumun ortaya çıkmasıyla tekrar 700'de. Peki bu nereye kadar gidebilir? Yani Evet. Ve tabii bu hani çok bu sorulan yükseliş ne anlama geliyor? sorulardan biri de bu. Bu yükseliş aslında borçlanma maliyetimizin yukarı gelmesi anlamına geliyor. Eurobond faizi hepimizin bildiği gibi Amerikan tahvil faizinin üzerine CDS'i eklersek o vadedeki bizim Eurobond faizini veriyor. Belki gelişmekte olan ülkelerle aramızdaki fark nerede? Ona bakmak anlamlı olabilir. Ya da bizim kendimize ait risklerimiz var. Ama onlardan geçmişte ne kadar ayrışmışız? Bu riskli durumlarda ne kadar ayrışabiliyoruz? Belki ona bakabiliriz. Nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor baktığımız zaman? Şu an kabaca son 5 yılın ortalamasında gibiyiz. Yani emerging marketler dediğimiz gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı Eurobond faizleriyle bizim Eurobond faizimiz şu an ekrana da geldi. İşte bizim 10 yıllık Eurobond kabaca 10 civarında. Emerging marketlerin gelişmekte olan ülkelerin Eurobond faizleri de ağırlıklı 8-40 civarlarında. Yine 10 yıllık vadede. Aradaki fark 1.6, 1.5'a yakın. Mesela bu geçmişte 3'ün üzerine çıktığı olmuş. Geçen sene bu 2022'de yüksek enflasyon dönemimizde yine o zaman bu rezervlerin de yine çok konuşuldu. Tabii seçim de yine bekleniyordu tabii bu kadar yakın değildi ama bu makro dengesizliklerin çok yoğun konuşulduğu dönemde 300 bas puan üzerine çıkmış bu fark. Yani orayı görürsek eğer olası negatif bir fiyatlamada yani 11.5'lara kadar gitmesi içten bile değil. Daha üzerini görebilir miyiz dersen onun için biraz ekstra daha bir negatif haber akışı görmek lazım sanırım. Yani mesela bu rezerv konusunun bir şekilde hallolması lazım. Yani veya bu konunun gündemden düşmesi lazım. Şu ara en çok etkili olan haber akışı o gibi duruyor. Bunun yanında dış açık tabii Evet. işte değerli TL'nin yol açtığı ithalatın patlaması. Aslında ihracatın artışı bekleniyordu. Tam tersine ithalat patlama yaptı son dönemde. Bu dış ticaret açığı da kur tarafına baskı yapıyor. Yani bu rezerv satarak şu anki politika setiyle veya KKM'nin de tabii çok büyük etkisi oldu. Ciddi bir kur talebini absorbe etti ama sanırım bir noktada artık geleneksel yöntemlere dönülecek diye düşünüyorum ben de. Evet, bir normalleşme beklentisi var piyasa Böyle bir uzmanları ihtiyaç da var. tarafında. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da söylüyorsun. Özellikle rezerv ve dış açık konusunda olumsuz haber akışları biraz önce o ekranlara taşıdığımız tabloyu biraz daha kötümser bir hale getirebilir ve biraz daha bizi
diğer gelişen ülkelerden negatif ayrıştırabilir diyorsun. Yani bu da ilk aşamada CDS'i belki daha önce gördüğümüz o 850-900 gibi bir seviyeye getirebilir. Sonrası için gelişmelere bakmak lazım diye düşünüyorum. Borçlanma maliyeti CDS yükseldikçe tabii ki artıyor ve bu da olumsuz olarak yansıyor. Şimdi bir taraftan da diğer bir başlıkta hani kurun ne olacağı ve buradan aldığımız sinyaller geleceğe dair bize verdiği sinyaller. Şimdi burada dolar TL'deki alım satım opsiyonlarına baktığımız zaman hani nasıl bir fark var ve geleceğe dair acaba opsiyon piyasası nasıl fiyatlamaları beraberinde getiriyor? Evet, yani opsiyon piyasası şu an en beklentiyi yansıtan piyasa gibi duruyor dövizle ilgili piyasalarda. Çünkü kurun kendisi çok kontrollü bir piyasa veya işte swap piyasası da biraz öyle offshore'da Londra'daki swaplar çok anlamlı değil şu an hepimizin bildiği gibi çünkü orada çok TL de kalmadı. Opsiyon piyasasına bakmak biraz anlamlı olabiliyor senin de söylediğin gibi. Burada risk reversal dediğimiz call opsiyonlarla put opsiyonlar arasındaki fark, alım opsiyonu, satım opsiyonu farkı aslında bize biraz piyasanın devalüasyon beklentisi anlamında yol gösteriyor. Tabii devalüasyon deyince hemen böyle bir gecede kurun ikiye katlaması gibi bir şey anlaşılmasın, öyle anlamasın izleyicilerimiz. Yani değer kaybı beklentisi diyelim. Şu an bu hangi vadeye bakarsak bakalım 1 ay, 3 ay, 6 ay veya başka vadelerde tarihsel olarak en yüksek noktadayız. Yani bu alım opsiyonları satım opsiyonlarına göre çok pahalı demek bu aradaki fark. Yani opsiyon piyasasındaki bütün oyuncular kurda değer kaybı. Yani dolar TL'deki yükseliş tarafına çok daha fazla ağırlık veriyorlar. Bu makas aradaki farklar işte %20'lere yakın, %15-20 civarında açılmış durumda. Bu tabii hiç iyi bir işaret değil. Kur ne kadar kontrollü bir kur olsa bile işte sene başından beri 18.50, 18.60'lardan 20'ye kadar geldik bu. Bankalar arası piyasadaki kur. Tabii kapalı çarşı kuru o da ayrı bir konu. Oradaki makas da tabii ayrı bir konu ama bir de şöyle bir şey var. Hani kurun bir anda yükselmesi tabii ki hani geçişkenlik etkisiyle olumsuz yansıyor enflasyona. Ama bir taraftan da kurun enflasyon kadar yükselmemesinin ihracatçılar üzerinde bir baskı yarattığını görüyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla hani burada acaba hani bu terazi nasıl dengelenebilir acaba? Yani bunu dengelemek için sanki önce bir kontrollü bir şekilde bir miktar TL'de değer kaybına izin verilecek gibi düşünüyorum ben de. Çünkü dediğin gibi hem TL reel olarak değerli. Hatta işte birçok bu gündem çok konuşulan konulardan biri. Mesela Türkiye'de yaptığım alışverişin aynısını Avrupa ülkelerinde yapıyorum. Çok daha ucuz oluyor gibi şey haberleri çok görmeye başladık. Keza yine kurun hani bu kadar sabit kalmasından dolayı yurt dışına olan seyahatlerin arttığını. Aynen öyle. İthalatı çok arttırdı. İhracatçının elini zayıflatıyor. Evet. Aslında bunlar hiç istediğimiz şeyler değil. O yüzden bir normalleşme ihtiyacı burada da görülüyor aynı şekilde. Yani bir şekilde önce belki bir miktar kurda değer kaybı, sonrasında normalleşme ile bunu daha bir miktar daha işte hem ihracatçının hem makro dengeleri de daha yerine oturtacak bir seviyeye oturması belki beklenebilir. Bu opsiyon piyasası da zaten bir anda böyle ciddi bir kurda bir zıplama olmasını bekliyor. Öyle peki diyebiliriz. Bunu mesela ne zaman için bekliyor? Yani nasıl bir vadede bunun gerçekleşmesini bekliyoruz? Yani pazartesinden itibaren hani orada gerçekten 20'lerin üzerine telaffuz etmeye başladığımız bir spot piyasa görebilir miyiz? Muhtemelen göreceğiz gibi duruyor. Hatta seçim öncesi de bunu bekliyordu piyasa ama tabii sürekli beklenmeyen böyle yan gelişmeler hep oluyor. Son birkaç senedir işte şu anki bu anortodoks politikanın sürdürülebilmesi İşte diğer ülkelerden gelen swap anlaşmaları, başka ülkelerin yaptığı yatırımlar gibi çok böyle akıllarda olmayan böyle sıra dışı ek sermaye girişleriyle biraz daha dengede tutuldu. Tabii bir yandan da döviz satışı bunu sürdü ama artık sanki bu hepsinin biraz sonuna geliyor gibiyiz. Ben de o yüzden bu seçim sonrası dönemde kim kazanırsa kazansın, bu arada seçim sonundan bağımsız, ilk aşamada bir miktar bir kurda değer kaybına her türlü izin verilecek diye düşünüyorum. Evet, bakalım. Bir de tabii izleyicilerimiz en çok hani borsayı da merak ediyor olabilir. Bu tarafa baktığımız zaman borsanın kazanç verimiyle mevduat faizleri arasında bir fark var ve hani geçen yıl özellikle sonlara doğru borsada biraz böyle bir, yani bir alternatifsizlik vardı ve tüm yatırımcılar parasını enflasyondan korumak aynen için borsada değerlendiriyordu. Şu an biraz tablo hani değişmiş gibi resim duruyor. Biraz değişti aynen. Geçen sene hem değişti? Kur sabitti. Evet. Uzun bir süre mevduat faizleri çok daha düşüktü. %10-15 civarlarındaydı. Şimdi mevduat faizleri %40'ın üzerinde rakamlar duymaya başladık. Evet. Bu da bu politikaların bir sonucunda oluşan bir şey oldu aslında. Bankaların ciddi oranda TL tutma zorunluluğu işte yatırımcılara cazip faizler sunmasına yol açtı ve o faizler sürekli artıyor. TL çekmek istiyorlar çünkü diğer türlü mümkün kıymet tesisi gerekiyor. Sizin de sürekli konuştuğunuz bir konu. Ama bu tabii başka enstrümanları, mesela Borsa İstanbul gibi daha riskli enstrümanları
cazip olmayan duruma, daha böyle istenmeyen geri plana atmaya başladı. Bu grafikte de hisse senedi risk primi var. Aslında BIST 100 için borsanın kazanç verimi, yani şu anki karlılıklara bakarak, bu hatta Bloomberg'taki analistlerin beklentilerini alarak hesapladım bunu. Hı hı. Oradaki kazanç verimi kabaca böyle %30'ların bir miktar üzerinde, çok az üzerinde, ama mevduat faizleri 40 küsürlere gelmiş durumda. Bu aradaki makas negatif sene başından beri. Yani mevduat daha cazip görünüyor. Riskli olmayan bir enstrüman. Yani TL bir varlıkla yatırım yapacaksanız Borsa İstanbul bu faizlere karşı cazibesini kaybetti. Normalde aslında bu risk primi tahvil faizleriyle hesaplanıyor. Ama tahvil faizleri de şu an işte çeşitli regülasyonlardan dolayı baskı altında olduğu için onu çok kullanmak istemedim. Mevduata bakmak belki mantıklı olabilir bu şu ortamda. Çünkü en çok ilgi çeken TL varlık sınıfı orası. Ne yazık ki borsada bu açıdan çok cazip değil böyle baktığımızda. Yani ben burada da bir volatilitenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki yani seçim sonrasında hani faiz beklentilerine şöyle bir baktığımız zaman bu zaten bir makas aralığı var. Dün örneğin Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Politika faizi %8,5'da sabit kaldı. Ama işte piyasa faizleriyle olan fark gittikçe açılıyor ve hani biraz önce ekrana taşıdığımız grafikte borsanın daha az cazip hale geldiğini gösteriyor. Kesinlikle. Peki ne kadar sürdürülebilir? Yani ne kadar daha bu böyle devam edecek sence? Yine normalleşmeden sonra bunun düzeleceğini düşünüyorum. Onun için tabii ilk önce Merkez Bankası faizleriyle piyasa faizlerinin belki yakınlaşması gerekiyor. Bu neye bağlı? Yine yani... Bu da politika değişikliğine bağlı tabii. Yani şu anki ana ortodoks politikadan, bu sıra dışı politikadan biraz daha geleneksel politikaya dönmeye bağlı. O zaman bir süre sonra enflasyon beklentilerinin de daha aşağı geleceğine inanmaya başlayacak piyasa. Bu tabii borsaya olan ilgiyi arttıracaktır o noktadan. Çünkü gelecekte de faizlerin artık daha aşağı geleceğini fiyatlamaya başlayacak herkes. Ancak o noktadan sonra belki borsada daha cazip ve daha ilgi çekici hale gelir diye düşünüyorum. Yani peki mesela diğer ülkelere baktığımız zaman nasıl bir tablo var? Yani bu gibi bir durumu görüyor muyuz yoksa bu bize özel mi? Çok kısaca. Bu biraz bize özel. Yani böyle bu kadar ortodoks dışı, geleneksel dışı politika gelişmekte olan ülkelerin içerisinde özellikle bir tek bizde var diye biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. ArfCap kurucu ortağı Doktor Emrah Ahir bizimle birlikteydi. Risk yönetimini noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.